Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Acer marka laptopun SSD ve RAM yükseltme işlemi yani upgrade işlemini yapacağız. Yapacağımız işlem sonucunda laptopumuz daha hızlı bir şekilde çalışacak ve aynı zamanda performanslı bir hale gelecek. Şu anda bu bilgisayarı açmaya çalıştığında yaklaşık 5 dakika içerisinde anca hazır hale geliyor. Tabii bunun temel nedeni arkadaşlar RAM ve hard disk'ten kaynaklanıyor. Şu anda üzerinde 4 GB RAM ve 500 GB hard disk bulunuyor. Biz bu 4 GB RAM'in üzerine artı 2 GB RAM daha ekleyeceğiz. Böylece 6 GB RAM'e yükseltilmiş olacak. Aynı zamanda SSD aldık. SSD'yi içerisindeki hard disk ile değiştireceğiz. SSD hard disk farkını muhtemelen biliyorsunuzdur. Veya bilmiyorsanız kısaca anlatayım. Hard diskler arkadaşlar içerisinde mekanik parçalar bulunan depolama birimleri, eski depolama birimleri artık kullanılmıyor diyebiliriz. Yeni nesil bilgisayarlarda artık hard diskleri pek göremiyoruz. Bunun yerine arkadaşlar şu elimde gördüğünüz ve bunun farklı yapılarında bulunan SSD'leri artık göreceğiz. SSD'ler hard disklere göre yaklaşık 4 kat daha fazla hızlı çalışan depolama birimleri ve içerisinde mekanik parça olmadığı için herhangi bir ısınma, ses yapma vesaire gibi sorunları da bulunmuyor. Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımız inanılmaz bir şekilde hızlanacak. Eğer sizin de evinizde bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa, ağır çalışıyorsa, geç açılıyorsa vesaire yapacağım işlemi arkadaşlar evde yaparak hızlı bir şekilde bilgisayarınızı güçlendirebilirsiniz. RAM'i herhangi bir ikinci elciden veya işte Letgo'dan, bilgisayarcıdan daha ucuza alabilirsiniz. RAM'i nasıl alacağını bilmiyorsanız arkadaşlar internetten laptopunuzun marka modelini Google'da aratarak hangi RAM'i desteklediğini hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Bu laptop yaklaşık olarak daha doğrusu tam olarak 16 GB RAM'i destekliyor. Fakat üzerinde 4 GB var. Benim için 6 GB yeterli olacak. Yani 4 artı 2 GB şeklinde yaptıktan sonra 6 GB'a yükseltmiş olacağız. Ve SSD, şu tipte SSD hemen hemen günümüzdeki bütün arkadaşlar laptoplara uyum sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Zaten üzerindeki hard disk de bu SSD fiziksel olarak aynı görünümde, yapı olarak değişik gösterir. Yani performans hızı açısından, okuma yazma hızı açısından sadece farklılık gösteriyor. Temel fark bu. Şimdi ne yapacağız? İlk olarak yapmamız gereken bilgisayarımızı şu şekilde bir ters çevirelim. Ters çevirdikten sonra yapmanız gereken bataryayı çıkartmak. Eğer bataryanız takılıysa kesinlikle çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Şu şekilde bir kısım var. Bunu sola doğru çektiğimde bakın şu şekilde bataryamız çıktı. Bataryayı çıkarttıktan sonra bizim hard disk RAM'in bulunduğu alan genellikle burası oluyor. Bazı laptoplarda kompakt olabiliyor. Yani burası tek parça halinde bulunabiliyor. Veya bu tip laptoplarda bakın şu şekilde bir parça var ve bu parçanın altında RAM ve hard disk yer alıyor. Bunu çıkartıp hızlı bir şekilde değiştireceğiz. İşlemimiz oldukça basit. Burada 3 tane vida bulunuyor. Hemen bu vidaları sökmekle başlayalım. Vidalarımızı çıkarttık şu şekilde. Şimdi buradaki kapağı arkadaşlar açalım. Bazı laptoplarda şu gördüğünüz yumuşak kısım var. Yani alt kısmının altında da vida bulunabiliyor. Buna dikkat edin. Herhangi bir zorlama yapmayın. Zorlama yaptığınızda eğer kalkmıyorsa muhtemelen bu noktaların altında vida yer alıyor. Gizli vida diyebiliyoruz. Şu şekilde bakın geriye doğru çekiyorum. Ve kapağı çıkartmış oluyoruz. Kapağı çıkarttıktan sonra hemen burada hard diski görüyorum. Ve burada da arkadaşlar RAM'i görüyorum. Bakın şu RAM kısmı takılı. Burada da bir boş slot yer alıyor. Bu boş slota aldığım RAM'i takacağım. Bakın aldığım RAM bu. Hemen şu şekilde yapalım. Bakın çentik kısımları, şu çentik kısmı buradaki çentik kısmına denk gelecek şekilde hemen şöyle bakın getiriyorum. İleriye doğru bastırıyorum ve oturtuyorum. Bu kadar basit. Çıkartmak istediğiniz zaman yanda iki tane metal çubuk var. Sağa sola doğru çekiyorum. Bakın şu şekilde çıkartıyorum. Bu kadar basit aslında. Herhangi bir zorlama vesaire yapmanıza gerek yok. Oturtuyorum. İleri doğru ittim. Ve işlem tamamlandı. Yani RAM yükseltme işlemi aslında bu kadar basit. Şimdi devam ediyorum. Hard diski SSD ile değiştireceğim. Burada herhangi bir vida olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer yoksa çıkartıyoruz. Bazen buralarda vidalar olabiliyor. Yani sabitleme aparatları vesaire de olabiliyor. Bu vidaları söküyorum. Bunda herhangi bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir çıkartmaya çalışacağım. Bakalım çıkartabilecek miyim? Evet. Bakın şu şekilde. Çıktı. Buradan şunu hemen çıkartıyorum.
Bakın bazı laptoplarda bu yanlarda sabitleme aparatı bulamıyor. Ya buraya da sabitlenmiş olabiliyor. O vidaları arkadaşlar sökmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bakın şu şekilde. SSD'm bu, hard diskim bu. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Fiziksel olarak herhangi bir farkı yok. Şimdi buraya takacağım. Eğer bu sabitse bu şekilde iterek yapmanız gerekecek. Şu anda bu sabit olmadı. Şu şekilde olduğu için hemen ucuna geçiyorum. İleri doğru itiyorum. İşlem tamamlandı. Şimdi yerine oturtuyorum tekrar. Herhangi bir zorlama yapmayın. Yoksa zarar verirsiniz. Yani kabloları vesaire koparırsınız. Buna dikkat edin. Bu kadar. İşlemimiz tamamlandıktan sonra kapağı tekrar yerine oturtacağız. Şimdi vidalarını takalım. Evet, vidalarını taktık. Şimdi şunu kaldıralım. Tabii bu işlemleri yapmadan önce arkadaşlar yedeklemenizi, yani nasıl verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Yapmadıysanız da çok önemli değil çünkü tüm verileriniz buranın içinde, yani bu kısımda yer alacak. İsterseniz daha sonra bunu farklı bir şekilde çekip alabilirsiniz. Ancak en başta bunları bir USB'le falan, yani önemli bilgilerinizi yedeklerseniz daha mantıklı olacaktır. Ekstra zahmetten kurtulmuş olacaksınız. Bataryamızı taktık. Şu şekilde fişimizi takalım ve kontrol edelim. Evet, şu an herhangi bir şey olmadığı için içinde şu şekilde siyah bir ekran bizi karşıladı. Ne yapmam gerekiyor? Bir USB bellek bulacağım ve bu USB belleğe Windows 10 yükleyeceğim. Neden Windows 10? Arkadaşlar Windows 11 daha yeni çıktığı için eski nesil bilgisayarlara biraz adaptasyon, uyum sorunu yaşatıyor. O yüzden Windows 10 eski bilgisayarlara en fazla Windows 10 kurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu bilgisayara Windows 10 işletim sistemi yükleyeceğim. Boş bir, en az 8 GB büyüklüğünde boş bir USB belleğe Windows 10 yükleyip bu bilgisayara format atacağım. Çünkü ben SSD'yi yeni aldım. İçi boş, yani FreeDOS şeklinde düşünebilirsiniz. Buna işletim sistemini yüklememiz gerekecek. Bunu da bir sonraki videoda göstereceğim. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.